Dünya tarihindeki en büyük yok oluş, 252 milyon yıl önceki Permiyen devrinde gerçekleşti. Henüz dinozorlar ortaya çıkmamıştı. Bu yok oluş olayı, tüm deniz türlerinin %96'sının ve karadaki omurgalı türlerin ise %70'inin tükenmesine sebep oldu. Sibirya'da gerçekleşen volkanik patlamalar bu yok oluşun temel sebebi olarak tahmin ediliyor. Volkanik aktivite ve sera gazı salınımına bağlanan bu olayda, biyoçeşitlilik büyük oranda tahrip olduğu için dünya üzerindeki yaşamın kendisini toparlamasının diğer soy tükenmesi olaylarından daha uzun sürdüğü düşünülüyor. Ayrıca bu yok oluş olayı böceklerde bilinen tek kitlesel yok oluş olayıdır. Permiyen yok oluşu öyle büyüktür ki tüm kitlesel yok oluşların anası olarak bilinir. Washington Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmada okyanuslardaki durum ve deniz türlerinin metabolizmalarının mevcut değişimlere verdiği tepki ölçüldü. Permiyen yok oluşunun sırları ortaya çıkartıldı. O dönemde okyanus yaşamını olumsuz etkileyen faktörlerin ne olduğunu biliyoruz. Suyun asitik oranının artması, metal ve sülfür zehirlenmesi, oksijen kaybı, yani sıcaklıktaki muazzam artış. Okyanuslar ısındıkça deniz canlılarının metabolizmaları da hızlandığı için oksijen ihtiyaçları artıyor. Sonuçta ısınan sularda oksijen oranı hızla düştüğü için ihtiyaç duydukları oksijeni karşılayamadılar. Bu da sudaki canlıların %96'sını yok etti. Aynı şekilde karadaki canlılar için de atmosferdeki sera gazları ve oksijenin azalması türlerin %70'inin sonunu getirdi. Permiyen döneminde ortaya çıkan bu koşullar, yani atmosferdeki sera gazlarının artması ve suların ısınmaya başlaması, günümüzdeki durumu andırıyor. İşler böyle giderse, 2100 yılında Permiyen'de yaşanan ısınmanın %20'sine erişmiş olacağız, diyor bilim insanları. Üstelik bu seferki ısınma volkanlardan değil, insanlardan ve insanların umursamazlığından kaynaklı. Bu umursamazlık devam ederse, bedelini yeni bir yok oluşla ödeyeceğiz. Yok oluşun önüne geçmek içinse önlemler almamız şart.